Delik. Kız her sabah 7.30'da uyanıyor. 8.30'da servis onu almadan gidiyor. Her gün aynı ritüeli tekrarladığını düşünürsek 8 çeyrek gibi aşağı yukarı evden çıkıyor. İşte ne oluyorsa da o sırada oluyor. Apartmanda kimse bir şey duymadığına göre Abdül bağırmamış, tepki vermemiş. Ya da katili tanıyormuş. Tehdit olarak görmüyormuş. Ne demek şimdi bu? Katil kapıcı, postacı ya da sosyal çevreden herhangi biri olabilir. O kimliğe bürünmüş olabilir. Kız tepki vermemiştir. Hatta selam bile vermiş olabilir. Günaydın. Zanlıda kadını ani bir hamleyle etkisiz hale getirmiş olabilir. Tabii kız da ufak tefek olduğu için kucaklayıp çatıya götürdü. Aynen öyle. Çatıda kadını rahatlıkla istediği pozisyonda yerleştirmişler. Sonra da dün fantezilerini gerçekleştirmiştir. Kimsenin gelmeyeceğini bildiği için de rahatlıkla davranmış olabilir. Ama herhalde bütün bunları o anda planlamadı değil mi? Yine doğru tespit. Olay yerinin derinlemesine bakınca katilin bu cinsel motifler içeren saldırıyı kafasında uzun süredir planladığını söyleyebilirim. Hatta hayalini bile kurup tıpkı olay yerindeki gibi evde mastürbasyon yaptığını düşünebiliriz. Ama büyük ihtimalle yapmaya o anda karar verdi. Gel bakalım Gamze. Başkomiserim, kurbanın üzerindeki spermlerden DNA elde ettik. Ama elimizdekilerle tutmadı. Tamam, sitedeki bütün erkeklerden hemen swap alalım. Katil muhtemelen ya siteden ya da mahalleden biri olabilir. Yalnız bir şey daha var. Çantasında kanser ilaçlarının yan etkisiyle alakalı bir yazı buldum. İşte bu ilginç. Akrabalarından biri mi hasta acaba? Artık böyle mi günaydın diyorsun? Bütün gece gözümü kırpmadığımdan günün ardından haberim bile yok. Of, tamam tamam, şaka yaptın. Ne bunlar? Ya her olasılığı göz önünde bulunduralım dedik. Yani senin anlayacağın kitabına uygun bir şekilde ne varsa topladık getirdik. Senin gerçekten bayağı bir uykun var. Git yat bari. Aha tabii. Başkomiserim de öyle diyordu. Çok güzel bir imza. Bunu ömür boyu saklayacağım, hem de en güvenilir bir yerde. Emniyetin arşivinde mi? Tabii ki orada saklayacağım. Hiçbir şey gelmez başına orada. Tabii oraya su basmazsa. Ya da yangın çıkmazsa. Ya da... Of tamam hadi. Git yat. Uykun var senin. Zaten yazın dağ gibi iş benim. Senin komiserim gelir şimdi. Ne yaptın sonuçlar diye. Kolay gelsin. Sağ ol. Doğal afetlerin basılı ve görsel malzemenin bulunduğu arşivlere verdiği zararın yanı sıra emanetlerdeki delilleri de yok etmesi mümkündür. Bunlardan en geniş kapsamlısı 2000'e yakın kişinin ölümüne yol açan 2005'teki Katrina kasırgası sırasında New Orleans'ta yaşandı. 2009'da geniş çaplı bir operasyonla sudan zarar görmeyenlerin envanteri çıkartıldı ve nitelikleri kodlanarak dijital ortama aktarıldı. Bu arada güzel bir sürprizle karşılaşıldı. Joseph Alpin 1978'de cinsel saldırı suçlamasıyla mahkum edilmiş, yıllar sonra DNA analizine hak kazandığında elde delil kalmadığından analizin yapılamayacağı bildirilmişti. Katrina sonrası envanter çalışmaları sırasında olay yerinden toplanan semen lekeli bir çarşaf bulundu. Böylelikle Alpin masumiyetini kanıtlayabilecek olanağa kavuştu. Bunun üzerine birçok eyalet delillerin daha iyi korunabilmesi ve mahkumiyet kesinleştikten sonra dahi imha edilmemesi yönünde yasalar çıkarttı. Galiba ilacın kimi kullandığını buldum başkomiserim. Bu kadar çabuk mu? Evet. Sabah ilk iş sitenin çevresindeki eczaneleri araştırdım. Kağıtta ismi geçen çok ender satılan bir ilaç. Şıp diye buldum adresi. Abbas Semercioğlu adında biri. Aynı sitede oturuyorlar. Hayırdır ya? Sabah sporu mu? Ya ne sabah sporu ya? Gazetecilerden kaçıyorum. Sabah sabah deli ettiler icadını. Hayır görseniz vallahi kafayı yerdiniz ya. Bir de utanmadan adama da ikinci cinayetini işlemeden yapıştırmışlar seri katil damgasını. Bir de bak bir isim koymuşlar, ne o? Çatı sapığı diye. Bir de rastgele olacaklar ha. Orijinalliğe bak, çatı sapığı. Bir şey yaptın mı? Yok şimdi ne yapacağım işte, böyle kaçıyorum adamlardan. Tamam hadi sen yüksel diye bekle burada. Ben olay yerine gidiyorum. Niye, ne oldu ki? Emre anlatır sana.
Evet. Şimdi komiserim. Evet, alt katta başkomiserim. İyi günler başkomiser Orhan. Abbas Bey ile görüşebilir miyim? Kendisi oldukça hasta. Bilinci yerinde değil. Peki görmemde sakınca var mı? Tabii komiserim, buyurun. Siz nesi oluyorsunuz? Bakıcısıyım. Yıllardır ona ve evine ben bakıyorum. Başka kimsesi yok mu? Galiba İzmir'de bir yeğeni vardı. Ama ben hiç görmedim. Ne oldu amirim? Yoksa yeğene mi bir şey oldu? Akasya Erçin'i tanıyor musunuz? Evet. Duymadınız mı? Neyi? Akasya Hanım öldürüldü mü? Ne? Aman Allah'ım, öldürüldü mü? Çok da iyi bir kızdı. Aynı siteden mi tanışıyorsunuz? Haftada iki gün buraya gelirdi. Abbas Bey'e kitap okurdu. Pazartesi ve cuma günleri. Evet ama siz nereden biliyorsunuz? Tahmin ettim sadece. Peki ilaçlarını da Akasya mı alırdı? Evet. Ben hiç dışarı çıkmam. Sağ olsun Akasya hallederdi öyle işte. En son ne zaman gördünüz kendisini? Cuma günü. Kabul edebileceğinizden fazlasına sahipsinizdir. Günlüğüne yazdıktan iki saat sonra Maria içeri girdiğinde patronu Milan yanına geldi. Bir tek o kitap okurken gülümserdi Abbas Bey. En son bunu mu okuyordu? Evet. Herkes sevmeyebilir, doğuştan gelir bu. Kimileri bunu kendi doğallığında yaşar. Ama çoğunluk sevmeyi yeniden öğrenmek. Hatırlamak zorundadır ve istisnasız hepsinin geçmiş heyecanlarının ateşinde yanması. Mutlulukları ve acıları. Bak şimdi daha da gıcık oldum ben ya. Sinirlerine hakim olamıyorsun değil mi? Normal değil mi? Evet, tipik bir insan davranışı. Bak hocam dedik, saygıda da kusur etmedik ama çok da yüklenmeye başladınız yani. Duygusalız da. Ya şimdi katil bitti, beni mi analiz etmeye başladınız? Ne zeki. Ya siz şimdi boş verin beni de. Söyleyin, bu adam tekrar cinayet işleyecek mi? Büyük ihtimalle. Ama ne zaman? Kimse bilemez. Aylarca hatta yıllarca ara verenler oluyor. Sitedekilerin DNA'ları ne oldu senin? İşte biraz uzun sürecek gibi yani, hala tarıyoruz. Etrafta bakkal çakkal ne varsa hepsinden alıyoruz. Çok zaman alacak. En iyisi listeyi Yüksel Bey'in verdiği bilgiler doğrultusunda daraltalım. Daha net şeyler söyleyeyim o zaman. Muhtemelen 25 ila 35 yaşları arasında. Kurbanla aynı yaşlarda. Sıradan bir dış görünüş. Çevresinde dikkat çekmeyen bir tip. Ortalama bir zeka. Lise ya da üniversite terk olabilir. Cinayetin sabah işlendiğini düşünürsek alkol ya da uyuşturucu kullandığını sanmıyorum. Başkomiserim. Çatıdan gelen delillerin arasında küçük metal bir plaka bulduk. Üzerinde Tansel Akay adında sabıkalı birinin parmak izini tespit ettik. Bilgileri var mı burada? Emir çıkartıyor. Ama 8 sene önce tecavüz suçundan içeri girmiş. Başkomiserim. Evet. Tansel Akay'ın bilgilerini araştırdım biraz. 28 yaşındaymış. Liseden terk. Bu profile uyuyor. Üstelik Akasya'nın yaşadığı sitede tesisat görevlisi. Bu olmadı. Niye? Dedim ya. Katil kurbanı tesadüfen seçmiş olmalı. Eğer oysa bu kuralımızı çiğniyor. Ama diğer her şeyi tutuyor. Bir de akıl hastalığı bulunuyor. O da doğru. Evet, sitedeki tesisat görevlisinin çatıya çıkması için bir sürü neden var. Bir araştırmak lazım. Başkomiserim, bir şey için izninizi isteyeceğim. Anlat bakalım. Aklıma bir şey geldi.
Tansel'in 8 sene önceki tecavüz vakası. O zamanlar DNA analizi yoktu. Ancak büyük ihtimalle tecavüze uğrayan kadından alınan vajinal yaymayı hastane saklamıştır. Eğer saklamışlarsa... Tamam, anladım Gamze. Hemen bir emir çıkaralım. Eğer saklamışlarsa hastanedeki örneği alır, elimizdeki DNA'larla karşılaştırırsın. Selim, sen de şu adamı al gel. Kriminal profillemenin efsane isimlerinden psikiyatr Arnold Brussel, 1940 ve 50'lerde 16 yıl boyunca New York'un tiyatro, istasyon, kütüphane ve ofislerinde bombalar patlatan ama bir türlü bulunamayan kişiyi tarif etmişti. İri yarı birini arayın. Orta yaşlı, Slav göçmeni, elektrik teknisyeni, Katolik, bekar, Connecticut'ta kardeşiyle birlikte oturuyor. Annesini seviyor, babasından nefret ediyor. Onu bulduğunuzda üzerinde büyük bir olasılıkla düğmelerinin tamamı ilikli kruvaze ceket olacak demiş. Söylediklerini dikkate alan polis, deli bombacı George Medeski'yi eliyle koymuş gibi bulunca profilleme suçla mücadelenin sihirli bir silahı haline geldi. Üstelik polis bir gece yarısı Medeski'nin kapısını çaldığında adamın üzerinde pijamaları vardı. Karakola gitmek için giyindiğinde kruvaze ceketinin tüm düğmelerini iliklemişti. Yok komiserim ya, dünden beri kimse görmemiş sanmayın. Burası sorumlusu kim, o nerede? Muharrem Bey, komiserim geliyor. Neyse bakalım. Tamam çocuklar, teşekkürler. Muharrem Gemici, 34 yaşında, güvenlik müdürü. Bu çalışan personelden de sen mi sorumlusun? Sadece güvenlik personelinden sorumluyum komiserim. Tansel Bey'i en son ne zaman gördün? Valla dün öğleden sonra. Saat kaç gibiydi? 5:30 gibi. Ama biraz gergindi galiba. Nasıl gergindi? Ne bileyim, bir yerde bir apartmanda arıza mı ne varmış, acelesi vardı, ona yetişmeye çalışıyordum. Ben de güvenlik kulübesinde dinleniyordum biraz. Bitti mi işin? Yok, yarın halledeceğim. Ya? Ya daha mesainin bitmesine bir saat var. Aa, çok acil işim çıktı, yarın bitiririm. İyi, hadi bakalım. Evinin adresi falan var mı? Vallahi bende yok komiserim ama personel kayıtlarında kesin vardır bir şeyler. Peki ya eşi, akrabası, dostu? Vallahi hiç bilmiyorum komiserim ama içine kapanık bir çocuktu yani. Bilmem ki. Kadına gece saatlerinde parkta tecavüz etmiş. Kadının çalıştığı ofiste tamirat işlerine bakıyormuş. Bizim durum biraz andırıyor ha. İfadesinde kadından çok hoşlandığını söylemiş. Ha. İşte bu uymuyor. Ama suçunu asla kabul etmemiş. Sadece şahit göstermeyince ve adamın taciz aramaları göz önüne alınarak mahkum olmuş. Ne yaptınız, aldınız mı? Sitede değil. Evinde mi? Yok. Siteye verdiği adresten taşınmış galiba. Yani anlayacağınız adam uçtu. Belki tecavüze uğrayan kadınla görüşebilirsem aralarında ortak bir nokta bulabilirim. Tabii eğer katil oysa. Yüksel Bey, sizi anlamakta zorlanıyorum. Yani bu adamın profili sizin çizdiğiniz profille tuttuğuna emin misiniz? Nasıl? Tansel kadına tecavüz etmiş. Bizim aradığımız katil tecavüz etmemiş. Cinsel sorunu var dediniz. Tansel kadını tanıyormuş. Bizim aradığımız katil için anında karar vermiş olabilir dediniz. Tanıyor olabilir. Tanıyor olması aniden karar vermesini değiştirmez. Ayrıca daha önceden cinsel ilişkiye girmiş ama artık giremiyor olabilir. Sırf bu yüzden o kadını öldürmüş bile olabilir. Tamam pekala. Selim, sen Tansel için aramayı çıkart. Evinde bulun adamın. Biz de şu tecavüze uğrayan kadınla bir görüşelim bakalım. Adı neydi? Buse. Buse. Buse Demirci'nin vajinal yayma örnekleri. Aferin, bu kadar çabuk mu? Sağ olsun, hastanedekiler çok yardım etti. Teker teker gelin, teker teker. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne bunlar? Tansel'in evinden aldığımız eşyalar. Ay, inşallah DNA buluruz. Buyurun, kimsiniz? Buse Demirci, 28 yaşında. Başkomiser Orhan. Ne istiyorsunuz? Tansel Akay hakkında konuşmak için gelmiştik. Kusura bakmayın, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bakın, Tansel Bey bir kadını öldürmüş olabilir. Bir sırada başkaları da olabilir. Biliyorum sizin için zor ama bize yardımcı olmanız gerekiyor. O günlere tekrar geri dönmenizin sizin için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum.
Tanseli bulduk. Neredeymiş? Babasının evinde saklanıyormuş. Şimdi nerede peki? Sorguda. Şuna baksana. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Tansel Akay, 28 yaşında. Ben bir şey yapmadım. Biliyoruz. Biliyor musunuz? Evet, katilin DNA'sıyla seninki uyuşmadı. Ama neden kaçtığını anlamadık. Ne kaçması? Babam rahatsızlanmış, ona gitmiştim. Yıllar önce de aynı şey oldu. O zaman da bir şey yapmamıştım. Boşu boşuna suçlandım. Hapis yattım. Onu da biliyoruz. Ne? Buse Hanım'a tecavüz eden insan olmadı ortaya çıktı. Nasıl? Bunca sene sonra mı? O zamanlarda DNA testi yapılamıyordu. Ama hastane örnekleri saklamış. Biz yaptık. Sonuç negatif çıktı. Boşu boşuna beni suçladılar. Hayatım mahvoldu benim. En azından genç de olsa adalet tecelli edecek. Sabıkan silinecek. Neye yarar komiserim? Hayatım mahvoldu diyorum size. Onca yılı kim geri verecek bana? 82 yılında bir gece, üç kız kardeşin uyuduğu eve çizmeli bir adam girdi. Kızların en büyüğüne tecavüz etti. Kız henüz 10 yaşındaydı. Polis soruşturmaya başladığında kızların her biri olayı farklı şekilde anlattı. Evde olmayan anne ve hiçbir şey görmeyen komşular saldırgan ondan başkası olamaz deyince hep çizme giyen bir adamı tutukladılar. Yargılayıp ömür boyu hapse mahkum ettiler. Adamın suçsuz olduğunun anlaşılması için tam 22 yıl geçecekti. Adamın adı Kelvin Willis'ti. O gece genç kadın evde yalnızdı. Kocası bir trafik kazasına karışmaktan gözaltındaydı. Pencereden bir adam girdi, bıçakla tehdit ederek kadına tecavüz etti. Kadın aynı mahallede yaşayan ve polise evvelce tanıştığını söylemediği birini kendisine gösterilen 80 fotoğraf arasından teşhis etti. Adam tutuklandı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Masumiyetini kanıtlayacak delil, Katrina kasırgası sonrasındaki envanter çalışmaları sırasında bir başka davayla ilgili delillerin konduğu kutuda bulundu. DNA analizi yapıldı, failin başka biri olduğu anlaşıldı. Henry James serbest bırakıldı. İşlemediği bir suç yüzünden tam 30 yıl yatmıştı. Ya, şimdi anladın mı delillerin ne kadar önemli olduğunu? Tek gerçek var bizim için, deliller. Yapmayın başkomiserim ya, ben bilmiyor muyum sanki bunu? Ne geldiğini suçluyorsun ama. Yani deliller gelmeden bir şey yaptım mı ben? Tek bir şey söyleyeyim. Hayır, ben sadece üstlerine gidiyorum, zorluyorum onları. Yani işte bir şey çıkar belki, bir şey yumurtlarlar diye. Hmm. Görüyorsun değil mi? Adam onca yıl içeride boşu boşuna yatmış. Yani, ya bu DNA ne acayip bir şeymiş ya. Olmadan, vallahi bulandan Allah razı olsun yani. E tabii canım, şimdi her şey çok daha kolay. Başkomiserim. Evet. Kızın vücudundaki yazılardan bir şey çıkmadı. Efendim? Tamam, geliyorum. Kimmiş? Abbas. Biraz daha iyiymiş bugün. Hadi gidelim, belki bir şeyler öğreniriz. Bak Abbas Bey, Akas...